Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, ne yazık ki günün en acı haberiyle başlayacağız bültenimizi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde terhisine 17 gün kala sel felaketinde şehit olan, aslen Şanlıurfalı olan ve ailesinin İzmir'de yaşadığı belirtilen Er Sefa Perhan'ın son görüntüleri yürekleri yaktı. Devam edin. Tekirdağ Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Er Sefa Parhan'ın arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Olay meydana geldi. Yardım ortalama 500 ila 800 metre kadar aşağıda bir ağaca sarılmış olarak bulunduk kardeşimiz. Şu an sayısalımız olay yerine gelip nitelikli araştırmasını ve incelemeleri yapması için bekliyoruz. Teşekkür ederim. Yapılan çalışmalarda kayıp Er Sefa Parhan'ın cenazesi olay mahallinin 800 metre ilerisinde bir ağaca sarılı olarak bulundu. Kayıp askerin bulunmasının ardından 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ve Saray Kaymakamı Alparslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kayıp askerin cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemelerinin ardından otopsi için Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekirdağ Saray ilçesindeki 3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Orgeneral Fatih Türesel Kışlası'nda vateni görevini yapan asker arkadaşları ve komutanları tarafından oldukça sevilen Sefa Parhan'ın terhisine günler kala Orhan Ölmez'in Su Misali adlı şarkısını seslendirdiği ortaya çıktı. Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın, kalbimin derinlerinde bir yalansın. Şimdi çok uzakta. Çekilen videoyu anca böyle geçer günler, amatörce yaptık bir şeyler notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Şehit Er Parhan'ın yanık sesi dinleyenlerin yüreklerini yaktı. Bir fidan olsam toprakta, suyum sen olsan. Aslen Şanlıurfalı olan, ailesinin İzmir'de yaşadığı öğrenilen Şehit Er Sefa Parhan'ın naaşı askeri törenle memleketine uğurlanacak. Tekirdağ Saray ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel meydana gelmiş, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Er Sefa Parhan'dan acı haber gelmişti. Şehit Parhan'ın acı haberi İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Şanlıurfalı ailesine ulaştı. Aynı zamanda AK Parti Çiğli ilçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan'ın kardeşi olan şehit askerin terhisine 8 gün kala şehit olması herkesi üzüntüye boğdu. Acı haber sabahın erken saatlerinde askeri Erkan tarafından ailesine verildi. Haber duyulur duyulmaz şehit evi Türk bayraklarıyla donatılarak vatandaşlar şehit evine akın etti. Şehit askerin yarın cuma namazını müteakip İzmir'deki Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Tekirdağ Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Şehit Er Sefa Parhan'ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlamıştı. Yapılan çalışmalarda kayıp erin cansız bedeni olay mahallinin 800 metre ilerisinde bir ağaca sarılı olarak bulunmuştu. Son demlere bakıp yüreği salutma. 23 yaşındaki şehit tankçı Er Sefa Parhan'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak düzenlenen askeri tören sonrasında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Törene katılan Acılı ağabey, kardeşimi al bayrakla verdik, al bayrakla geri alıyoruz dedi. Tekirdağ Saray'da içinde 7 kişiyle birlikte sele kapılan araç suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Bir askerin şehit olduğu olayın ardından zırhlı personel taşıyıcı araç askeri vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerindeki askeri görevliler ve dalgıçlar zırhlı araca ait malzemeleri ve eşyaları da sel sularından topladı. Tekirdağ Sarayı'da dün etkili olan şiddetli yağış sonrası Kiremithane yolu üzerindeki köprüde ve bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden, içinde 4 asker, 2'si polis, 1 de sivil vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı köprünün üzerinden geçerken devrilerek dereye düşmüş, sele kapılan 3 asker, 2 polis ve 1 vatandaş AFAD ve çevredekilerin yardımı sonucu kurtarılmıştı. Terhisine 17 gün kalan aslen Şanlıurfalı olan ve ailesinin İzmir'de oturduğu bildirilen Sefa Parhansa derede kaybolmuştu. Bu sabah Farhan'ın cansız bedenine ulaşıldı ve naaşı Saray Devlet Hastanesi'ne getirildi. Otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen şehit Ersefa Farhan için Saray Devlet Hastanesi bahçesinde askeri tören düzenlendi. Yolculuğunda kolaylıklar nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak şehitliğini kabul eylesin. Amin. Bütün geçmişlerimize, şehitlerimize, kendisine, geçmişlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Makamını, mekanını cennet eylesin. Amin. Geride kalan en yakınlarına, hepimize, silah arkadaşlar, ecir, sabırlar ihsan eylesin. Amin. Ruhi için 3 kul huvallahu ahad bir Fatiha okuyalım lütfen. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Çeylan, 3. Kol Ordu Komutanı Korgeneral Mehmet Taysal, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, şehidin abi Fehmi Parhan, askeri Erkan, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardındansa toprağa verilmek üzere İzmir'in Çiğli ilçesine gönderilecek. Kardeşiyle en son 2 gün önce telefonla görüştüğünü belirten abi Fehmi Parhan, al bayrakla verdik, al bayrakla geri alıyoruz diyerek herkesin duasını istediklerini söyledi. Dün akşam da geçtik, haberini aldık. Başkanım sağ olsun. Al bayrakla verdik. Al bayrakla geri alıyoruz. Rabbimin izniyle başımızı indirmedi yere. Allah'ımıza şükrediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin başı sağ olsun. Herkesten dua talep. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin tarihi önemde olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ve heyetini ağırlamaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin yaklaşık 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olduğuna dikkat çekti. Bu bakımdan ziyaretin kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Malum 22 anlaşmayı imzaladık. Yarın da İstanbul'da 4 anlaşma imzalanmak suretiyle 26 anlaşmayla çok çok önemli bir çıkışı bu ziyaretle hayata geçiriyoruz. Özellikle kamu personelinin eğitimi, mühendislik, tıp gibi alanlar başta olmak üzere eğitim ve burslar noktasında atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatımız oldu. Türk İslam medeniyetinin iki kadim havzasından birbirinden daha çok istifade etmesinin yollarını nasıl buluruz? Bunun üzerinde durduk. Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum. İnşallah İmam Buhari Enstitüsü arzumuzdu. Aynı şekilde İmam Maturidi Enstitüsü arzumuzdu. Bu konularda aramızdaki ittifak bizleri çok çok daha güçlü kıldı. Tabii Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğinin gelişmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi birlik olmanın, güçlü olmanın anahtarı birlik olmaktadır. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'de imzalanan ortak bildirinin iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik aşamaya çıkarılmasına bir taban oluşturacağına işaret ederek bu adımın tarihi nitelikte olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, ekonomik ve askeri potansiyeli, uluslararası platformda ise yüksek itibara sahip bir ülke olarak kabul ettiklerini belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'nin bizim için uluslararası platformda güvenilir ve önemli partner olduğunun altını ayrıyeten çizmek istiyorum.
Biz kardeş halklarımızın refahı, barış yolunda geleneksel dostluk, geniş kapsamlı ve uzun vadeli işbirliğinin her yönden geliştirilmesi için tüm gücümüzü ve olanaklarımızı seferber etmeye hazırız şeklinde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ile bir araya geldi. İki isim yaptıkları görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette ele alınan konulara işaret etti. Tabii Sayın İbadi ülkemize bir ziyaret yaptı. Cumhurbaşkanımız da bizimle görüşmeler gerçekleştirdi. Irak Anayasası'na göre hudut kapılarının yönetimi, kontrolü merkezi hükümete aittir. Bu çerçevede Irak hükümeti de havalanlarının, hudut kapılarının kuzey bölgesel yönetiminden alınarak kendi kontrollerine geçmesi için bir çalışma başlatmıştır. Bu konuda biz merkezi Irak hükümetinin bu talebine yönelik gerekli desteği veriyoruz. Dolayısıyla Irak'a girişimiz olan, ana girişimiz olan Habur Kapısı, Halil İbrahim Kapısı'nın Irak Merkezi İdaresi'ne teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak Merkezi Hükümeti'ne geçmesiyle beraber mevcut güzergah Kuzey Irak'tan devam etmekte ve oradan Kerkük'e, Bağdat'a uzanmaktadır. Bunun yanı sıra yine Habur'un biraz daha batısından, Fiş Habur bölgesinden yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müsbet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını da aldık. Kuzey Irak yönetiminin ne karar alırsa alsın artık yani bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru için, güvenliği için, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız. Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Eyyubi ilçesi İpek Yolu Caddesi SSK Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte 63 plakalı motosikletle Akabe yokuşuna doğru gitmekte olan 19 yaşındaki Yakup Kılınç, alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenirken sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizleri geçirirken motosikletli diğer arkadaşları ise yol kenarında oturup gözyaşları döktü. Ceset olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eyyubiye Belediyesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Aliye İzzet Begoviç ismini verdiği kültür konağını düzenlenen törenle hizmete açtı.
Eyyubiye Belediyesi Yeni ve Kadıoğlu Mahalle sakinleriyle bölge vatandaşlarının faydalanacağı kültür konağının düzenlenen törenle hizmete sundu. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve kısa süre içinde yapımı tamamlanan kültür konağının açılışı yapıldı. Eski Urfa ev mimarisini yansıtan nahit taşlarından yapılan kültür konağına bağımsız Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan ve İslam aleminin bilge kralı olarak anılan Ali İzzet Begoviç ismi verildi. Program Hafız Abdülkadir Baybostancı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Üç ayrı salondan oluşan kültür konağında Bosna Hersek ve Ali İzzet Begoviç'e ait eserlerin sergilendiği alanlar büyük ilgi görürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ali İzzet Begoviç'in fotoğrafının aynı karede yer aldığı resim katılımcıların da büyük beğenisini kazandı. Kültür konağının açılışında konuşan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ali İzzet Begoviç isminin Şanlıurfa ve Eyyubiye'de yaşatılacak olmasından dolayı büyük mutluluk içinde olduklarını belirtti. İslam aleminin bilge kralı, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, yakın dönemin dünya tarihine damga vuran şahsiyeti, Ali İzzet Begoviç'i rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün açılışını yapacağımız kültür konağına bilge kralın adını vermiş olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Biz son iki yıldır Bosna Hersek'e gidiyoruz Eyyubiye Belediyesi olarak. Oralarda özellikle Ramazan aylarında iftar çadırları kuruyoruz. Geçtiğimiz yılda yine gittik. Mostar'a gittik, Livno'ya gittik. Ve tabii oraya gittiğimizde de bilge kralın mezarını ziyaret etmeden biz ayrılmadık. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Başkan Ekinci'ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Ali İzzet Begoviç ismini kültür konağına verilmesinden dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Değerli bir bağımsızlık mücadelesi veren, özgür ülkesi için ve İslamiyet için yaşamını adamış olan Ali İzzet Begoviç'in isminin Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya ve yine peygamberlerin makamı olduğu Eyyubiye ilçemize çok yakıştığını, bu yakıştırmayı bu kültür eviyle pekiştiren Eyyubiye Belediye Başkanımızı kutluyorum. Onun şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bakir İzzet Begoviç'i 3 gündür Şanlıurfa'da ağırladıklarını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de açılışta birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Rahmetli Ali İzzet Begoviç'in çok değerli evladını Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfa 3 gündür ağırlıyor. Rahmetli Ali İzzet Begoviç'in hatırasını koruduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Kültür konağına babasının adının verilmesinin onun unutulmamasına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzet Begoviç, bugün İslamiyet'in bayrağını taşıyan sizsiniz. Bu vatanın, bu ülkenin büyük oğlu Recep Tayyip Erdoğan, bugün İslamiyet'in bayrağını taşıyor. Cesurca ve onurlu bir şekilde insanlığa iyilik yapıyor, kötülük yapmıyor. Çünkü Allah'ın bize bir talimatı var. İyilik yapıp kötülüğe karşı durmamız lazım. Bunu yaparken işiniz kolay olmayacak. Eğer bu işi birisi yapacaksa o da kardeş ülke Türkiye'dir dedi. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek açılışı yapan kültür konağını gezen ve hayranlığını gizleyemeyen İzzet Begoviç, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Kurdelemizi kesiyoruz. Şanlıurfa'ya, Eyyubiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa'da kimliği belirsiz bir kişi, Suriyeli kadın konuşurken elindeki cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Olay öğleden sonra Şehitlik Mahallesi'nde yaşandı. Adı öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kadın yolda yürürken kimliği saptanamayan bir kişi yanına yaklaştı. Ve elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Sokak aralarında kayıtlara karışan kapkaççı için çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbarda olay yerine gelen polis, kapkaç mağduru olan Suriyeli kadının ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kaçan kapkaççıyı yakalamak için arama çalışmasını sürdürüyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede yaptıkları sosyal alanlarda Ceylanpınar'ın yaşam kalitesini artırdıklarını ifade etti.
Ceylanpınar ilçe merkezinde 4 yeni park çalışması devam ederken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir yandan kilitli parke taşı çalışmaları devam ederken öte yandan 3500 metrekare alan üzerine vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri bir park da inşa ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet önünde darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Ceylanpınarlı Ümit Yolcu'nun isminin verileceği parkta hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atilla, çalışmalar hakkında fen işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Altun'dan bilgi aldı. Başkan Atilla burada yaptığı açıklamada Ceylanpınar'da yaşam kalitesini artırmak, vatandaşların nefes alacağı alanlar oluşturabilmek amacıyla ilçe genelinde park yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet mahallemize yapımına başlamış olduğumuz parkımızdayız. Burada epey insanlar oturuyor. Burada sahası da yapılmış oldu. Sem sahası yarın düştüğünde de 3500 metrekarelik bir park yapıyoruz. Cumhuriyet mahallesindeki sakinlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. İnşallah yakın bir tarihte bu da bitecek. Halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kontrollere geldik. Ustamız da güzel bir şekilde sağ olsun, eline sağlık, Allah razı olsun, güzel çalışmalar yapıyor. İnşallah yakın bir tarihte Cenab-ı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdi de hayırlı olsun diyebilir. Parkın ismi bizim 15 Temmuz şehidimiz Ceylanpınar'la kardeşimiz İstanbul'da şehit olan Yolcu'nun ismini bu parka vermiş olacağız. Anısını yaşatmış olacağız. İnşallah bittiği zaman beraber açılış törenini hep beraber yapmış olacağız. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağ bozumunda toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle cevizli sucuk, pestil ve pekmeze dönüşüyor. Geçimini üzüm yetiştiriciliğiyle sağlayan Siverekli bağcılar yıl boyunca yetiştirdikleri üzümlerini pekmez, pestil ve cevizli sucuk haline getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bağ bozumunda toplanan üzümleri sıkarak büyük kazanlarda kaynatıp pekmez elde eden Siverekli kadınlar, ayrıca kış aylarında tüketilmek amacıyla üzüm suyunu kaynatıp bulamaç haline getirerek kesme, cevizli sucukla pestil elde ediyor. Yaklaşık 50 yıldır babasından kalma bağda her yıl bağ bozumu geleneğini sürdürdüğünü belirten Mehmet Bardakçı, halk arasında şire üzümü olarak bilinen üzümlerin pekmez yapımında kullanılan en iyi ürün olduğunu, ancak son yıllarda görülen hastalıklar nedeniyle bağ sayısının azaldığını söyledi. Bu sucukları şire üzümünden yapıyorum. Şire üzümünü gidip bağdan toplayıp getiriyorum buraya. Makineden geçiriyorum önce. Ondan sonra çuvala aktarıp basıyoruz. Sonra gelen suyu, çıkan suyun hepsini kazana katıyoruz ve bir gece dinlendiriyoruz. İpe dizilmiş cevizlerin daha önce hazırlanmış olduğunu belirten Bardakçı, yapılan yiyeceklerin tamamının organik olduğunu söyledi. Biz ateşini alta koyup kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra bulamaç yapıyoruz. Bulamaçı bu cevizlerimizi iplikten geçiriyoruz. Cevizlerimizi iplikten geçirdikten sonra hazır orada bekletiyoruz. Bulamacımız kaynadıktan sonra biz batırıp çıkartıyoruz zaten. Sucuk, pestil, kara pekmez, kesme, kurma, her şeyi yani yapıyoruz. Yani bütün ne varsa yapıyoruz hepsi. Doğal ve orijinaldir. Efendim bunlar herhalde kışlık tüketimi için mi hazırlıyorsunuz? Evet, kışlık tüketimi için yani. Müşterilerimiz için, kendimiz için yani saklıyoruz kışın yemek için. Hazırlanan malzemelerin bir kısmını kışlık olarak kendilerine ayırdıklarını ifade eden Bardakçı, diğer kısmını ise satarak geçimini sağladıklarını söyledi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Konya'daki programı kapsamında tarım kooperatiflerini ziyaret etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba programının öğleden sonraki bölümünde de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Müzik
Bakan Fakı Baba ziyaretleri kapsamında il merkezi ve Çumra ilçesinde tarım kooperatifi ve çeşitli tarım ve hayvancılık işletmelerini gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Fakı Baba ardından Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda bakanlığa bağlı personelle bir araya geldi. Bakan Fakı Baba daha sonra et süt entegre tesisini gezdi. O yüzden olay mümkün değil, böyle bir şey pişmiş. Erpelemiş, erpelemek biz ne bulduk bakalım, böyle bir mutluluk. 10 derecede hareket ediyoruz içeride. Et ürünün olduğu için. Haliliye Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerde mevsim şartlarına uygun çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fevzi Demirkol'un Yemyeşil Haliliye hedefiyle çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü mevsim şartlarına uygun çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler Devteşti Mahallesi'nde toplamda 30 bin metrekare olan 7 parkta çim ekme çalışmalarını tamamladı. Bakım çalışmaları da tamamlanan çim ekme çalışmalarının ardından 7 park yeşil görüntüsüne kavuştu. Mevsim şartlarına uygun yürütülen çalışmalar kapsamında Kısas Kırsal Mahallesi'nde bulunan 5 parkta da çim biçme, bank ve piknik masalarının onarımıyla ağaç bakım çalışmaları da ekiplerce yürütülüyor. Yürütülen çalışmaların yanında Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan anaokulu ve sağlık ocağının bahçelerindeki çimlerin biçim çalışmaları da ekipler tarafından gerçekleştirildi. Parklardaki yenilik çalışmaları kapsamında da vatandaşların sağlıklı yaşamı ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na fitness aletlerinin monte işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Kandil'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Adana'ya gelerek bombalı eylem yapmak için keşif yaptığı ileri sürülen 3 kişiyle bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 5'li kadın 19 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör örgütü PKK-KCK'nın bombalı eylem yapmak için keşif yaptığı, ayrıca sözde değer evleri oluşturarak Kandil'den gelen teröristlerin burada barındırıldığı, PKK'nın gençlik yapılanması YDGH'nin ise sokaklarda yeniden korsan gösterileri hareketlendirmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda Kandil'de silah ve bomba eğitimi alan MO adlı kadınla SK, EG ve AY'nin Adana'ya geldiği, burada bombalı eylem yapmak için asker, polis, havalimanı ve diğer kamu kurumlarının binasında keşif yaptığı tespit edildi. Polis ayrıca Kandil'den gelen teröristlerin PKK'nın sözde değer evleri adını verdiği ölen terörist ya da dağdaki terörist ailelerini bu evlerde barındırıldığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından 13 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet ve Barbaros mahallelerindeki operasyon bölgelerinde zırhlı birlikler ve özel harekat timleri güvenlik önlemi aldı.
polis evlere tek tek kapıları kırarak girip PKK'ya para desteği verdiği ileri sürülen, PB ve YB bombalı eylem keşfi yaptığı ileri sürülen ve PKK'nın sözde kadro olarak tabir ettiği MO adlı kadınla SK, EG ve AY örgütün gençlik yapılanması içerisinde yer alan EE, CE, AB, SC, MC, İA, MŞŞ ve EY ile 11 kadın 39 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü bombalı eylem keşfi yapan, 5'i kadın olmak üzere 19'u tutuklanırken 12'sine ev hapsi cezası verildi. Zanlılardan 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kent için büyük öneme sahip olan atık su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin işbirliğiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 135 milyon liralık bütçe ayrılan Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, daire başkanları, müşavir ve müteahhit firma yetkilileriyle ilerleme toplantısı yapıldı. Avrupa Birliği hibe programı çerçevesinde yapımına devam edilen ve 2018 yılının başladığında tamamlanması beklenen 168 dönümlük alana kurulu Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinde fiziki gerçekleşme oranı %72 düzeylerine ulaştı. Proje aşamalarından olan kolektör hat döşeme çalışması toplam 22 bin metre olarak tamamlandı. Atık su tesisi bittiğinde 144.833 metreküp bölü gün kapasiteli olarak faaliyet gösterebilecek. İleri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla 800 binin üzerinde nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Aynı zamanda kendi enerjisini de üretecek olan tesis, tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarrufla milli servete önemli oranda katkı sağlamış olacak. Şehir merkezinde oluşan atık sular arıtılarak dereye deşarj edilebileceği için bölge halkı ve dere etrafında yaşayan halk için insan sağlığı açısından olumsuz etki etmeyecek ve çevreye olumsuz hastalıklı mikroorganizmalar geçmeyecek. Arıtma sonrası oluşan çamur solar kurutma sistemiyle kurutulduktan sonra belirli işlemlerden ve ünitelerden sonra istenirse tarımda gübre olarak kullanılabilecek. Türkiye'de bu büyüklükte şebeke elektriği kesilse bile kendi ürettiği elektrikle işletmeye devam eden ilk ve tek atık su arıtma tesisi özelliğinde olacak. Atık su arıtma tesisinde çamur gazından elde edilecek elektrik yaklaşık 2000 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer olacak. Tesis içerisindeki solar çamur kurutma tesisi alanı toplam 3 futbol sahası büyüklüğünde olup Türkiye'de en büyük ve Avrupa'daki en büyük tesislerden biri olacak. Atık su arıtma tesisi, 4 adet ve 60 metre çapıyla Türkiye'deki en büyük son çökertme tanklarına sahip bir tesis olacak. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsalda okul idarecilerine verilen seminerler devam ediyor. İhtiyacınız çalışmayan okulunuz varsa bu tarihte hemen çağırıyorsunuz. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde araç takip sistemleri uzmanı Tayfun Karakılavuz tarafından taşımalı eğitim öğretim yapılan okul idarecilerine yönelik araçtaki sistemler hakkında seminer verildi. Sisteme erişimde zorluyorsanız veya sisteme girdiğinizde herhangi bir araç aktivasyonu yok ise okulun kullanısında o okul eğitim... Seminerde araç takip sistemlerin nasıl çalıştığı, servis araçlarının nasıl denetleneceği, araçların günlük ne kadar kilometre yol aldıkları gibi idareciler için gerekli bilgiler aktarıldı. Seminerle ilgili taşımadan sorumlu şube müdürü Ferit Karaoğlu yaptığı açıklamada GPRS takip sistemleriyle birlikte daha rahat bir şekilde denetimlerin sağlanabileceğini anlattı. Okullarınızı harita müdürüne işaretlemenizdir. Mevcut durumda öğrencilerimizin daha sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için bakanlığımızın da gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Ulaştırma Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da üzerinde çalıştığı tüm araçlarda GPRS takip sistemlerinin zorunlu olmasıyla ilgili çalışmamızı biz daha öncelerde zaten GPRS sistemi araçlarımızın hepsinde takliydi. 3-4 yıldır biz bu uygulamayı yapıyoruz. Her sene başında da okul müdürlerimizin daha sağlıklı bir şekilde çalışma yapabilmeleri için bunun seminerini veriyoruz. Bu sene de aynı şekilde seminerimizi verdik.
Bundan sonraki süreçte okul idarecilerimizin, öğrencilerimizin sağlığı için, sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için GPRS takip sistemleriyle birlikte daha rahat bir şekilde denetimini sağlayacaklardır. Düzenlenen seminerde Siverek ilçesi merkez ve kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim veren okul müdür ve idarecileri hazır bulundu. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu bize yeterlidir. Bundan sonraki bir süreçte biz işimizi zaten yapıyorduk. Arkadaşlarımız çoğu yapıyordu. GPRS aktif olmayanları aktifleştiriyoruz. Eskişehir'de aynı sınıfta eğitim gören 4 çift ikizi arkadaşlara da öğretmenleri de ayırt etmekte güç anlar yaşıyor. Benzerine zor rastlanan Eskişehir'deki sınıf Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu'nda bulunuyor. 3. sınıfta eğitim gören öğrenciler sınıflarında 4 çift ikizle okul hayatlarına devam ediyorlar. Sınıf öğretmeninin bile ayırt etmekte zorlandığı Bade Gülce, Elasu Edasu, Ceylin Ecrin ve Gökay Özay kardeşler birbirlerine destek olmaktan da geri durmuyorlar. 4 çift ikizin yanı sıra sınıftaki öğrencilerle de eğitime devam eden öğretmen Resul Balamansa tecrübesiyle velilerden tebrik alıyor. Mezun ettiği öğrencilerin şimdilerde çocuklarını okutan Resul öğretmen ikizleri birbirinden ayırmakta güçlük yaşadığını da anlattı. Büyük büyük bir şeyle 4 tane çift ikizim oldu, 3 vardı, 4. oldu. Bunlarla çalışmak çok zevkli, gerçekten çok zevkli. Çünkü hem birbirlerini çok seviyorlar, hem birbirlerine şeyle çok güzel bir diyalog içindeler. Yardımlaşma da olsun, birbirlerine destek olma da olsun, her konuda. Gerçi sınıf bu konuda yardımlaşma konusunu yıllarca bu çocuklara aşılamaya çalışıyorum. İkizlerden Ecrin'le Ceylin'in velisi Zeynep Eski özel olduklarını dile getirdi. Ben biraz da bebekli bir anneyim. Beni tanıyanlar bilir zaten. Bebekliklerimi çok zor geçirdim. Ama çok zor olduğu kadar da gerçekten çok güzel. İkizlerden Edasu ile Elasu'nun velisi Sezen Yıldız iki kardeşin uyumlarından bahsetti. Ama çok korumacılar. İkisi birbirini çok koruyor. Biz zaten nakil geldik buraya. Bilmiyorduk yani ikizlerin olduğunu. Tesadüf öğrendik. Çok mutlu olduk. Allah yardımcısı olsun öğretmenimizin. Çeyrek asrı geçen öğretmenlik hayatında belki de ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Resul Balaman öğretmen ikizleri bazen ayırt etmekte zorlandığını ifade etti. Bir problem var. İki tanesini seçmem çok zor oluyor. Üçüncü yıl olmama rağmen hala ikisini birden seçiyorum. Hangisi ise ona git diyorum. Çünkü o kadar benziyorlar. Mümkün yok ayırma. En sonunda gözlüklerinin, birinin gözlüğünün şeyini beyaz, birini de kırmızı gözlüklerden seçmeye başladım. Yoksa seçemiyorum yani. Velilerine özellikle aynı gözlük olmasın dedim. Hiç değilse gözlüklerden çocukları tanıyalım. Ama gerçekten ikizlerle çalışmak çok zevkli, çok güzel. Van 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Recai Karahan, Ahlat ve Ahlat mezar taşlarının Türk aydınlarının yetişerek dünyaya yayılmasına vesile olduğunu kendilerine gösterdiğini belirtti. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları devam ederken 7 yılda 600 mezar taşının düzeltildiği belirtildi. Anadolu'nun Orhun abideleri olarak da adlandırılan Selçuklu Mezarlığı'ndaki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Recai Karahan Başkanlığı'nda yürütülüyor. Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Karahan, Türk İslam tarihi açısından yeryüzünde bu çeşit bir mezarlığın tek olmasının önemli olduğunu vurguladı. Biz 7 yıl boyunca, yani bu yıl sezonu da sayarsak 7 yıl boyunca aşağı yukarı 600 civarında taşın şavkilini alıp düzeltmesini yaptık. 550 civarındaki taşın okumasını gerçekleştirdik. 500-510 civarındaki taşın da likenini temizledik. Buradaki kültürel yapıyı, geçmişteki yerleşimi bize bildirmektedir. Bu arkada gördüğümüz taşların pek çoğu 32 tane usta tarafından yapılmış. Burada çok büyük bir atölye var. Kültürel bir çalışma var. Bu mezar taşlarının devamı işte Divriği Ulu Camii'nde de görmekteyiz. Aynı şekilde süslemeler. Çünkü Ahlat çok büyük sanatkarları yetiştirip Anadolu'ya gönderiyor. Bu bakımdan önemli. Ayrıca
ahlat ve ahlat mezar taşları Türk aydınlarının yetişerek dünyaya yayılmasına vesile olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan önemli. Bir de yani dünyanın hiçbir yerinde böyle 4 metre yüksekliğinde 3.85, 3.90 yüksekliğinde mezar taşlarına tek parça taştan yapılmış da 1-1.5 metresi de yerin altına kadar gidiyor. Böyle devasa taşlara rastlanılmıyor. Bunların üzerindeki süslemeler çok önemli. İşte Selçuklu döneminde Karatay Medresesi'nde, Sırçalı Medresede, çeşitli yerlerde Kubadağbat Sarayı'nda, Divi Ulu Camii'nde, Kayseri'deki yapılarda gördüğümüz bütün süslemeleri burada görebiliyoruz. Geometrik süslemeler, palmetler, rumiler, ejderha başları, bunların hepsi burada görülüyor. Kültürel açıdan çok önemli bir yer. Bu yüzden devam ettirilmesi, taşların korunması çok önemli bizim için. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Bizi izleyin, haberiniz olsun.